siverekli besiciler derdi. Bizden ucuza alınıyor ancak pahalıya satılıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki besiciler, hayvan fiyatlarının artmadığını ancak et fiyatlarının sürekli yükseldiğini söyledi. Son dönemlerde artan maliyetler nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten canlı hayvan pazarı esnafı ve besiciler, hayvan fiyatlarının ise aynı düzeyde kaldığını söyledi. Artan et fiyatlarına karşın hükümetin et ithal etmesinin besiciliği bitireceğini öne süren esnaf, besiciliğin darbe alacağını dile getirdi. Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarına sahip olma özelliğiyle bilinen Siverek'te besiciler, et ithalatının serbest bırakılmasıyla birlikte canlı hayvan pazarının canlılığını kaybedeceğini düşünüyor. Mevcut durumda küçük esnafın kazanmadığını iddia eden besici Ayhan Al, şunları söyledi. Hayvan küçük başlı canlılığı yapıyoruz ve şu anda hayvan küçük başlı canlılığı ölmüş durumda. Sadece kazananlar sadece piyasada esnaf değil. Esnaf şu an ve besici, çiftçi tamamen bitmiş durumda. Maliyet fiyatları artmış ve etler kasaplarda sadece kar edenler onlar kazanıyor. Yani bu da tamamen sisteme bağlı olan bir şey. Fakir fukara şu anda kasaplarda et alamaz durumda. Ve çiftçi malı besleyen de zaten masrafını çıkartamıyor. Ve bunun hiç kimse farkında değil. Farkında olanlar da tamamen gözlerini ve kulaklarını kapatıyor. Görmemezlikten geliyor. Şu anki Doğu ve Güneydoğu'nun tamamen bütün gelir kaynağı hayvancılık olduğundan dolayı şu an çökmüş durumda. Esnaf bittik durumda. Bunun herkes farkında ama kimse bunu dile getiremiyor. Ve şu anki durum bunu gösteriyor ki yani terk etmekten başka, sömürmekten başka hiçbir şey bırakmıyorlar halka. Yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde şu an sömürülmekten başka hiçbir şey yok. Ve bu gerçeği bütün medyaya yansımasını istiyoruz ve biz bunu dile getiriyoruz. Ve insanlar hala da şu anda korkuyor, ürküyor, çekiniyor. Çünkü bu korkunun, çekingenliğin artık atıp geçmeleri lazım. Söz konusu sadece hayvancılık değil. Şu an çiftçi de aynı durumda. Yani bütün şu an bölge olarak Doğu ve Güneydoğu'da yapılan bütün iş faaliyetleri ölmüş durumda. Fiyat artışları hayvanlar. Kesinlikle fiyat artışları diye bir şey yok. Fiyat artışı şu şekilde. Et fiyatları pahalı. Et fiyatları da şu şekilde. Elindeki malın etli olması lazım ki et fiyatı pahalı olsun. Arkadaş sen bunun yemini, arpasını 2 kat, 3 kata çıkartmışsın. Benim sonuçta arpa, buğday, saman alma param yokken ben bu mala nasıl da et vereceğim? Bu mal nasıl et alacak? Olmayan bir parayla, olmayan samanla nasıl et alacak? Buna bakılırsa sadece günümüzde çevrede Doğu ve Güneydoğu'da zenginlerin malı var. Hazır, besliyor, onlar sadece kazanıyor. Biz sadece bekçilik yapıyoruz, hamallık yapıyoruz. Başka herhangi hiçbir şey, hiçbir kar yok. Yani insanlar sadece akşama kadar zar zor kendi karnlarını doyuruyor.